İbrahim, canımı acıtıyorsun. Kolum acıdı. Eve götürür müsün artık beni? Yok, senden kaçmayacağım artık. Senin bir suçun yok İbrahim. Sen dünyanın en iyi adamısın. En masum, en temiz kalpli. Tam benim bir şey demem lazım sana. Ya ne olur artık kimse bir şey demesin. Eve gitmek istiyorum. Aman elleme oğlum, dokunma. Allah Allah. Kız gelince hazır olsun. Giyecek bunları yavrum. Güzel güzel salınacak evinin içinde. Hele inşallah olsun da şu nikah. İbo, bükme oğlum öyle boynunu. Korkmuş kız, heyecanlanmış. Ne yapalım? Geçince gene varacak sana. O seni seviyor oğlum, seviyor. Benim oğlumu sevmeyen ölsün be. Benim oğlum bir tanedir, bir tane. Aslandır benim oğlum, altın gibidir kalbi. Benim güzel yavrum karıncayı incitmez. Herkesi sever, herkese koşar. Candır benim oğlum, melek gibi. Ya tamam. Değilim ben melek falan değilim, tamam. Kötüyüm ben, pisim pis. Zaten evlenemeyeceğim bir daha da Gülten'le. Al. Oğlum. Al bunları da. Al. İbo. Al hepsini. Al, al, al. Ya o adam değilse, ya yanlış adam. Allah aşkına sen niye bu kadar takıldın bunu anlamadım ki. Geberdi gitti işte herif. Evet geberdi ama kim gebertti? Gurur. İyi işte, bir işe yaramış oldu. Kendi pisliğini temizledi. Ya arkadaşlar şunu şurada bu kadar konuşmasak. Başka bir şey ya. İbo, İbo perişan çocuk. Gülten. Allah aşkına ha, sen mi bahsediyorsun Gülten'den? Ne? Ya bu kız sana sığındı, sana bakıyor, sana konuşuyor. Bilal. İki güne gideceksin, sen bu kız bize mi konuşacak? Sarı. Bir tutturdun yurt dışı yurt dışı. Ne oluyor bu yurt dışına gidince, anlamıyorum ki. Ya o da elinden geleni yapıyor Sarı, daha ne yapacak? Ya tamam, kalacağım o zaman. Harbi mi? Harbi. Ama... Ama ne ama? Ya bir şey yapmak lazım, hem de hemen. Tamam, hemen yapalım. Tamam, her şeyi bir kenara bırakacağız o zaman. İbo ile ilgileneceğiz, onu mutlu edeceğiz. Tamam mı? Budur. Yani el arabasıyla dolaşmayacak bu adam ömrünün sonuna kadar, değil mi? Bence tamamdır burası ya, tutalım.
İyi de buranın çok işi var. Değil mi? Buradan köfteci olur mu? Yok ya, bir günlük işi var dükkanın. Ben bir gireyim çiçek gibi yaparım burayı. Yeter ki sen gitme. Yani beraber hallederiz diye babamda söylüyorum. Ecevit, sen kağıtları halledersin. Hem Gülten'e de iyi gelir çalışmak. Yumran anne de mutfağa geçer. Bir boya söylemek yok ha. Aman ha, sakın. Sürpriz, tamam mı? Tamam o zaman. Tuttuk yani dükkanı ha? Tuttuk bile. Ya tamam, bir şey söyleyeceğim. Şöyle iki tane masal. Sağda kaldırım var, dikkat et. Bir tane daha. Abi ben bir şey diyeceğim. Sen bir şey demeyeceksin artık kardeşim. Biz sana bir şey diyeceğiz. Aç abi sen de gözlerini. Hazır mısın? Daha bitmedi ama bunlar çatladı. Köfteci arabası yok artık. Dükkanının efendisi olacaksın. Bir de güzel böyle afilli tabela düşün kardeşim. Adını da sen düşün. İşte ne bileyim, İbo'nun yeri mesela. Çok yaratıcı bu çocuğa. Ya uğraşmayın, şu anı bozmayın. Söylesene. Beğendin mi? Kardeşim beğenmediysen söyle, yıkalım bir daha yapalım. Hiçbir şeye üzülmeyeceğiz artık kardeşim. Şşş. Ağlamak yok. Üzeceğiz artık. Her şey çok güzel olacak, tamam mı? Mustafa yapmadı. Ne? Hiçbir şey güzel falan olmayacak. Yanlış adam öldürdük. Ne diyorsun sen İbo? Gülten tanıdı. Mustafa yapmamış. Kim yaptıysa hala dışarıda. Gel gel. Niye getirdim seni buraya biliyor musun? Mustafa'yı senin vurduğun ortaya çıkarsa nerede kalacağını gör diye. Niye gireyim ki ben buraya? Vermezler beni hele. Oğlum ben de biliyorum vermezler. Ama Ecevit'i düşün. Ha? Adamın doğası öldürmeye karşı. Kahrından ölecek. Bilal'i düşün. Dellenecek bana niye söylemedin diye. İş bir kere duyulduğu zaman da gerisi çorap söküyor İbrahim. Hatırlasana ben nasıl çözüyordum polisken cinayetleri. Güven bana. Söylersen bu işin ucu kaçar. Olmaz. Olmaz, benim söylemem lazım. Lan taktın söylemeye. Görmüyor musun lan binayı? 6 ay önce çıktım ben buradan. Anlatayım mı içerisi nasıl? Bilmek istiyor musun? İyi. Ben de öyle düşündüm. Kapat şunu gitsin artık. Ya nasıl kapatayım? Adam öldürdün mü? Unutacaksın İbrahim. Öyle yaşanmaz dertle. Unutacaksın. Büyük mü geliyor? Doğrudan unut. Sen unuttun mu? Hı? Büyük gelirse dedin ya. Bizim yüzümüzden hapislerde yattın. Unuttun mu? Geç içeri. Ölüp gideceksin başımıza. Allah rızası için bir söyleyin ya. Unuttum. Akıl hastanesine. Oraya yollamışlar seni. Kim bilir nasıl geçti günlerin. Bunu unuttun mu? Unuttum. Hepsini unuttum İbrahim. Unuttun öyle mi? Kızgın falan değilsin bize. Yok değilim. Ben sadece affedilmek istiyorum. Vay be. İyileşmişsin sen. Ya iyileştim. Düşün işte, ben iyileştiysem sen de unutursun. Unuturum değil mi? Ya yanlış adamı öldürdüysem?
Onu da unutur muyum? Nasıl? Gülten hatırladı. Ellerini tanıdı, Mustafa yapmamış. Masum bir adamı öldürdüm ben. Yakacaksın mı lan sen bizi? Ha? Yakacaksın mı lan bizi? Dur oğlum, bir dur. Ne oluyor? Abi ne yapıyorsun? Bırak seni. Ulan sen nasıl bir maske, bir eldiven takmayı aklına getiremezsin? Ne oldu diyor? Gülten görmüş ellerini. Mustafa yanlış adam demiş. Olan bu. Gitti mi hoşuna? Eyvah, şimdi ne yapacağız? Ulan sen nasıl bir eldiven giymezsin? Tamam tamam, sakin diyor ya. Anladık lan! Ya sen polise falan gitmeyecekler dedin ya. Biz ondan yani izlere falan takılmadık. Müdür, kız bunun elini hatırlamış. Düşünsene bir de yüzünü hatırlasaydı ne olacaktı? Bana martabal okuma müdür. Kız şimdi gidecek, tecavüzcü o değilmiş diyecek. Onlar da gelip peşimize düşecekler. Ne hayır? Nereden biliyorsun? Kafayı mı yedin oğlum sen? Sen gerizekalısın diye iyice mi yerin dibine batacağız? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, düşünüyorum. İbrahim nasıl olsa söylememiştir daha. Bilal arıyor. Acaba. Olmaz, şüphelenirler. O zaman İbrahim söyledi, demek ki ondan arıyor. Yapacak başka bir şey yok. Efendim? Gurur, buraya gel, çabuk. Beni çağırıyorlar. Biliyorlar. Anladılar işte. Anladılar. Şimdi ne yapacağız? Bizi bulacaklar. Lan salak, kimse ölmeyecek dedim şimdi. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Sakın bir yere kıpırdamayın. Hemen geleceğim. Ha. İrfan. Yok, öldürseler gitmem diyor ki, gitmez, ben sana söyleyeyim. Ulan, ortalığa ipuçlarını saçıp duruyorsun. Niye? Sözde intikam alacaksın çünkü, değil mi? İntikam mı istiyorsun? Önce söylemeyi öğren. Ameliyat mı oluyorsun? Terapiye mi gidiyorsun? Ne yiyorsan ye. Önce bir ağız dolusu intikam diyebilmeyi öğren. Ondan sonra gel karşıma.